Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 4. yasama yılı 11. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Ben ve arkadaşlarım 83 milyonu kucaklıyoruz. Güzel bir Türkiye için, umutlu bir Türkiye için, gelişmiş bir Türkiye için, insanlara dünyaya katkı veren bir Türkiye için çaba harcıyoruz. Bir ön yargımız yok. Kimseye kinimiz de yok. İntikam alma duygumuz da yok. Kimseyi tehdit etme gibi bir amacımız da yok. Ama tek bir amacımız var. Tek bir amacımız. Bu ülkede 83 milyonun karnı doysun. 83 milyon bu ülkede huzur içinde yaşasın. Farklı düşünceler başımızın üstüne. Farklı görüşler başımızın üstüne. Farklı kimlikler herkesin şerefidir. Farklı inançlar Allah'la kur arasındaki bir şeydir. Farklı yaşam tarzları saygı duyacağız. Amaç bütün farklılıklarımızı zenginlik kabul edip güzel Türkiye'yi yeniden inşa etmektir. Aramıza engelli kardeşlerimiz daha doğrusu engelli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri var. Sizlere hoş geldiniz diyoruz. Grubumuzu onurlandırdınız onu da ifade edeyim. Bizim bu konuda ısrarla söylediğimiz bir şey var. Çok sayıda engelli kardeşimiz işsiz. Binlerce. Ama yasaya göre devletin istihdam etmesi gereken engelli kadrolarının büyük bir kısmı boş. Niye atama yapılmaz? Hangi gerekçeyle atama yapılmaz? Engelli var mı? Var. Boş kadro var mı? Var. Yasal zorunluluk mu o boş kadroyu doldurmak? Evet, yasal mecburiyet. E niye atama yapmıyorlar? Çünkü bir engelli karnını doyuracak. Aç kalması lazım. İktidarın anlayışı bu. Peki bu anlayışa engelliler destek verecek mi? Destek vermemeleri lazım. Şimdi şunu söyleyeyim. O boş kadrolar orada duruyor. Bizler de evimizde, sokaklarda işsiz olarak duruyoruz. Yarın sandık geldiğimizde, yarın sandık önümüze geldiğinde biz bunun hesabını siyasi iktidardan soracağız. Ben sizden bunu bekliyorum. Bunu bekliyorum. Efendim, 2015 yılında Diyarbakır'da Tahir Elçi katledildi. 28 Kasım günü Hayır Elçi o gün yaptığı basın toplantısında bu kadim bölgede çatışma istemiyoruz demişti. Diyarbakır bir kadim bölge midir? Evet kadim bir bölgedir. Devletimizin kadim bir bölgesidir. Tarihiyle, coğrafyasıyla kadim bir bölgedir. Çok sayıda düşünür çıkmıştır o topraklardan. Çok sayıda. Yazarı, çizeri, romancısı, tarihçisi çıkmıştır. O kadim topraklarda çatışmanın olmaması lazım. Bu basın toplantısını yapı yapıyor ve vuruluyor. Aradan geçen süreye karşın bugüne kadar failler bulunmadı. Değerli arkadaşlarım, faili meşhur cinayetler bir demokrasinin ayıbıdır. Bunun mutlaka bulunması faillerin yargının önüne çıkarılması gerekiyor. İskeçe müftümüz. Ahmet Mete tehdit ediliyor. Allah aşkına söyler misiniz? Bir din adamı niye tehdit edilir? Üstelik ölümle tehdit edilir. Bu tehditin bir sonucu olacak mı? Hayır sonucu da olmayacak. Ama Müslümanlara karşı, inanca karşı, bir inanca karşı eğer İnsanlar müftüyü hedef seçip o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa sonuç alamazlar. Bizim inancımız, bizim dinimiz barışı öngörür, sevgiyi öngörür, kardeşliği öngörür, her inanca saygıyı öngörür. Bu tehditler bizi ve oradaki soydaşlarımızı asla yıldıramaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Orada yaşayan soydaşlarımızın her zaman, her ortamda yanında olacağımızı ifade etmek isterim. Bir de güzel haberimiz var. Ritmik, cimnastik Avrupa şampiyonasında Türkiye altın madalya kazandı. Gerçekten de arzu ettiğimiz... Başarıya ihtiyacımız var. Uluslararası başarılara ihtiyacımız var. Sevinmeye ihtiyacımız var. Göğsümüzü germeye ihtiyacımız var. Bu federasyonun başkanı Suat Çelen'e, emeği geçen antrenörlere, teknik ekibine ve sporcularımızın ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Hepsiyle görüşeceğim. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar. Siz bayrağımızı göndereceksiniz. İstiklal Marşı'mızı okuttunuz. Size şükran borçluyuz. Değerli arkadaşlarım, geçen hafta ağırlıklı olarak eğitime değinmiştik. Öğretmenlerin sorununa değinmiştik. Atama bekleyen öğretmenlerin sorununa değinmiştik. Ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu, bir toplum için ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştik. Eğitilen bir toplum dünyada söz sahibi olur. Eğitimli bir toplum kültürünü geliştirir, sanatını geliştirir. Eğitimli bir toplumda buluşlar, icatlar olur. Dünya sorgulanır, yaşam sorgulanır. Merak duygusu giderek büyür ve öğretmenler çocuklarımızı yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapar. Ama Eğitim dünyamızda da büyük sorunlar var. Beş temel başlık altında Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda öğretmenlere nasıl baktığımızı ve neler yapacağımızı anlatmıştım. Kısaca bu beş temel çözümü, hedefi tekrar öğretmen kardeşlerimin dikkatine sunmak istiyorum. Bunlardan birincisi iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş öğretmenler meslek kanununu çıkarmaktır 657 sayılı devlet memurları yasasından öğretmenleri çıkaracağız öğretmenleri için ayrı bir meslek kanunu çıkaracağız öğretmenler toplumun en saygın bireyleri olmak zorundadır hakimler ve savcılar için nasıl ayrı bir yasa varsa öğretmenlerimiz için de ayrı bir yasa olacak sizi seviyoruz bütün öğretmenler sizi seviyoruz, size inanıyoruz. Sizi toplumda bulunduğunuz konumun yukarısına taşımak istiyoruz. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Kadrolu öğretmen, efendim ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen garabetine son vereceğiz. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Herkesin güvencesi olacak. Yeter mi? Hayır. Her 24 Kasım öğretmenler gününde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Helalinden vereceğiz. 83 milyonun 83 milyonun özverisiyle vereceğiz. Onlar bizim çocuklarımız için gecelerini gündüzüne katıyorlar. Ve öğretmenlere yine 3600 ek gösterge vereceğiz öğretmenler emekli olduklarında şuna veya buna muhtaç duruma düşmeyecekler üçüncüsü eğitim yatırımları eğitim bütçesi var ama yatırım bütçesi çok az Türkiye'nin toplam yatırımlarının en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız Nerede çocuk varsa orada okul ve öğretmen de olacak. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Çocuklar okula geldiklerinde karınları doyacak çocukların. Atama bekleyen öğretmen sorununu büyük ölçüde bu çerçevede çözeceğiz. Öyle sabah ayrı okul, öğleden sonra ayrı sınıflar, birleştirilmiş sınıflar bütün bu uygulamalara son vereceğiz. Dördüncüsü değerli arkadaşlarım, eğitimin üretime dönük olması lazım. Eğitimin istihdam yaratması lazım. Dolayısıyla bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. En az 6 yıl olacak, yatılı olacak, anneye babaya yük olmayacak. Teknoloji liselerini Milli Eğitim Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi birlikte birlikte yönetecek. Bütün altyapıyı, malzemeleri Organize Sanayi Bölgesi alacak. Teknoloji yenilendikçe yeni araçlarla okulu donatacak. Belli bir sınıftan sonra öğrenci eğitim aldığı konuda ilgili fabrikada stajını yapacak. Staj yaptığı süre içinde onun sosyal güvenlik birimlerini devlet ödeyecek. Ve eğer üniversiteye gitmek istiyorsa iz düşümü olan fakülteye artı puanla gidecek. Bu teknoloji liselerine olan talebi artıracak. En yetenekli çocuklarımızın buraya gelmesini istiyoruz. Asıl hedefimiz de bu zaten. Ve beşincisi her okulumuzun bir bütçesi olacak. Müdür gidip dilencilik yapmayacak. Okul Aile Birliği ve okul yönetimi okul bütçesini gayet sağlıklı bir şekilde oluşturacak ve yönetecek. Böylece merkezden değil okul bizzat okul müdürü tarafından ve okul aile birliğiyle birlikte yönetilecek. Bu sözlerimi, bu taahhütlerimi bütün öğretmenlerin hafızalarına kazımalarını isterim. Gün gelecek bunu bize soracaksınız. Şu sözü vermiştiniz. Ey Kılıçdaroğlu grup toplantısında vermiştiniz. Yaptınız mı yapmadınız mı? Yapacak mısınız yapmayacak mısınız? Takipçisi olacağız ve kesinlikle yapacağız. Kesinlikle. Dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Milli eğitimi göreceksiniz. Öğretmenleri göreceksiniz, 3600 ek göstergeyi gö göreceksiniz, güzel okulları göreceksiniz, pırıl pırıl okulları göreceksiniz, çalışkan öğrencileri göreceksiniz. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi her birinizi öğrencilerinizle, çocuklarınızla buluşturacağız. Değerli arkadaşlarım, bir pandemi süreci yaşıyoruz. Büyük sıkıntılar var mı? Evet büyük sıkıntılar var. Olay başladığında hükümete yönelik hiçbir eleştiri getirmedik. Neden bunu yaptın ya da neden bunu yapmadın diye bir eleştiri getirmedik. Bir felaket vardı. Biz de çözümler önerdik. Dünyadaki uygulamalara baktık. Şunu yapın, şunu yapın, şunu yaparsanız iyi olur, vatandaş memnun olur vesaire diye önerilerimizin tamamını yaptık. Bu önerilerin yüzde 99'u uygulanmadı ve pandemi süreci iyi yönetilemedi arkadaşlar. Nasıl bir anlayıştır? Uçağa binmeyi yasaklıyorsunuz. Uçak biletinde efendim KDB'yi 18'den bire indirdim diyorsunuz. Neden? Efendim pandemi sürecinde vatandaşlar tasarruf yapsın diye. Ne tasarrufu yapacak vatandaş? Ne kolaylı olacak vatandaş. Ne olacak yani? Bu kadar akıl dışı uygulamalar. Gerçekten akıl dışı uygulamalar. 13.746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üstünde. Çok üstünde. Biz belediyelerimiz zaten defin işlemini yapıyor. Doktorların raporları da var. Salgın hastalık dolayısıyla, Covid dolayısıyla ölümler. Topluyorsunuz, bu rakamı katlıyor. Baştan şunu söyledim. Devletseniz ve gerçekten toplumda bir saygınlığınız olmaz, olmak gerekiyorsa, yani yönetiyorsanız devleti, hükümetseniz ve toplumda bir saygınlığınızın olması gerekiyorsa, rakamları doğru açıklayın. Vefattır o. Kişi vefat etmiştir. Zaten sağlık çalışanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Devlet dediğiniz kurum yalan söyler mi? Veya hiç rakam açıklamazsınız. Biz karar aldık rakam açıklamıyoruz dersiniz. Onu da anlayışla karşılarım. Ama yanlış rakam açıklamak kadar Türkiye'nin itibarını dünyada sarsan başka bir şey yoktur. Türkiye'nin rakamlarına hiç kimse inanmıyor. İster Papua Yeni Gine, ister efendim Güney Afrika Cumhuriyeti, ister Kanada, hangi ülkeyi alırsanız alın Türkiye'nin rakamlarına kimse güvenmiyor. Doğru değil bu rakamlar diyorlar. E Türkiye'yi bu hale niye düşürüyorsunuz? Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Başta Türk Tabipler Birliği biliyorsunuz açıklama yaptı. Bu rakamlar doğru değildir diye. Türk Tabipler Birliği'ni terörist ilan ettiler. Akıl dışı. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Bir kişinin hastalığını kim bilir? Kaymakam mı bilir? Vali mi bilir? Bakan mı bilir? Cumhurbaşkanı mı bilir? Kim bilir? Esnaf mı bilir? Manav mı bilir? Hayır efendim, doktor bilir. Doktor da diyor ki bunun hastalığı budur, sayısı da budur. Vay efendim sen bunu nasıl söylersin? Neden? Ve Sağlık Bakanlığı bir rakam açıkladı. Artık o tamamen doğrudur. E yanlış. Değerli arkadaşlarım. Ana ilke neydi? Ana ilke salgının yayılmasını engellemektir. Tedavit zaten hastanelerde yapılacak. Sen hükümet olarak sana düşen görev salgının yayılmasını engellemek için her türlü önlemi alacaksın. Vatandaşına saygı duyuyorsan, onun canını korumak istiyorsan salgınla ilgili görevleri, yetkileri neyse bunların tamamını alacaksın. Bu yapıldı mı? Yapılmadı. Şu anda geldiğimiz nokta acı arkadaşlar. Salgın yönetiminde dünyanın en kötü yönetilen dördüncü ülkesiyiz. Avrupa'nın da birinci ülkesiyiz. Bu doğru mu? Doğru. Peki ülkeyi yönetenler bu sonuçtan dolayı utanıyorlar mı? Utanmazlar. Utanmazlar. Yalan söyledim diyor. Yalan söyledim diyor. Yani akıl dışı diyorlar. Akıl dışı diyorlar. Şimdi yeni sınırlamalar. Dün oturdular. Dört saat mi sürdü? Beş saat mi sürdü? Kabine toplantısı. Sayın Erdoğan çıktı. İki üç dakika şeye ayırdı. Şu 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 önlemleri aldık. Dikkatle arkadaşlarım da dinlemişler. Önlem alındı doğru. Dükkanlar kapanacak, şunlar bunlar kapanacak. Peki salgınla ilgili yani sağlıkla ilgili önlemler tamam. Ekonomiyle ilgili önlemler tek satır yok. Ya adam dükkanını kapatıyorsun tamam. Manavı kapatıyorsun, kahveyi kapatıyorsun, pastaneyi kapatıyorsun, sinemayı kapatıyorsun, her şeyi kapatıyorsun, AVM'leri kapatıyorsun. E güzel. Peki ne yapacak bu adam? Nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek bu adam? Bununla ilgili tek bir cümle kurulmadı. Tek bir cümle. Buradan bütün esnaf kardeşlerime sesleniyorum. Dün 3-4 saat oturup konuşacaklar. 3-4 saat. Salgını nasıl engelleriz diye çaba harcayacaklar konuşacaklar çıkıp 1 iki dakika konuşacak sokağa çıkma yasağını ilan edecek ama ekonomiyle ilgili tek bir cümle dahi kurulmayacak sevgili esnaf kardeşim böyle yapıyorlar sen bunları gayet iyi biliyorsun gayet iyi tanıdın önüne önümüzdeki süreç içinde sandık gelecek Demokratik yollarla bunlara ders vermek senin boynunun borcudur kardeşim. Senin boynunun borcudur. Bunlara oy vermeyeceksin. Bakın bir kantinci bana şunu göndermiş. Sayın Başkanım bir kantin işletmecisi olarak iflas eşiğindeyiz. Devletimizin verdiği 25 bin TL kredi taksitlerini 8 aydır kapalıydık. Tam açıldı derken yine işsiz kaldık evimizin masraflarını karşılayamaz olduk. Para kazanmadan kredi borçlarını nasıl ödeyeceğiz? Doğru mu doğru? Dükkan kapalı. Nasıl ödeyecek? Borç verdim. Para vermiyor. Yardım için para vermiyor. Borç veriyor. Bir de faiz yüklüyor üstüne. Kimse bizleri düşünmüyor. Madem yardım yok, en azından vergi ve kredi ödemelerimiz dondurulsun. Bizlerin, bizlerin sesi olun saygılarımı sunarım. Sevgili Volkan Kara kardeşim, ben bütün esnafların sesi olmaya söz verdim. Bütün esnafların, bütün garibanların, bütün kimsesizlerin, hepsinin sesi olmaya söz verdim. Sadece ben değil, bütün milletvekillerimiz söz verdi. 81 ile sizin için gittik. 81 ilde esnafı sanatkarı sizin için dinledik. 81 ilde bu sorun nasıl çözülür oturduk, dinledik. 17 maddelik çözüm önerisini sizlere tekrar sunduk. Biz sizi düşünüyoruz. Siz bu devletin orta direğisiniz. En güçlü olan sizsiniz. Önünüze sandık geldiğinde bunlara hesap soracaksınız. Değerli arkadaşlarım, Toplam 383 bin iş yeri kapanacak. Buralarda aileleriyle beraber 2 milyon 100 bin kişi işsiz kalacak. Daha doğrusu gelir elde etmeyecek. 2 milyon 100 bin kişi. Şimdi esnaf kardeşlerime şunu söyleyeyim. Orta direktir dedim. Devletin teminatıdır esnaf kardeşimiz. Esnaf kardeşimiz Ahi Evran Ocağı'ndan gelir. Ciddi bir kültürü, ciddi bir kültür derinliği vardır. O da doğru. Bunun sonucudur ki bizim anayasamız esnaf ve sanatkar için özel bir düzenleme yapmış. Anayasamız esnaf ve sanatçı bakın sanayici için yok ama esnaf ve sanatkar için özel bir düzenleme yapmış. Anayasa madde 173 Devlet, esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır. Dikkat buyurunuz. Alır diyor, alabilir demiyor. Esnaf ve sanatkarı koruyucu, hem koruyacak hem de destekleyecek tedbiri alır. Pandemi döneminde sizi korudu mu? Hayır. Sizi destekledi mi? Hayır. Anayasa ihlal etti mi? Anayasa ihlal etti. Anayasanın gereğini yaptı mı? Anayasanın gereğini yapmadı. Ama beş maskeyi dağıtmaktan aciz olanlar, bizim belediyelerin yapmak istedikleri yardımların önüne de seç getirdiler, seç çıkardılar, engel çıkardınız. Aşevlerinin, aşevlerini, aşevleri için toplanan paralara bile el koydular. Vatandaşın fakir fukaraya verilsin diye belediyelere vermek istedikleri paralara el koydular. Esnafa yardım için yapacakları maddi imkana da el koydular. Dolayısıyla ben bütün esnaf kardeşlerime şunu söylemek isterim. Dükkanı kapat dediler. Kapatmaları doğrudur. Ama kapatıyorsa devlet bu talimatı veriyorsa sosyal devlet olarak ona o geliri sağlamak zorundadır. Orada çalışan binlerce kişi var. O gelir sağlanmıyor. Değerli arkadaşlarım. Size bir şey sağlanmıyor. Sadece borç veriliyor esnafa. Peki Katar'a ne yapılıyor? Beni iyi dinle esnaf kardeşim. Beni iyi dinle. Sana dükkanı kapat dediler kapattın. Git bankadan borç al. Üstüne faizi var. Zamanı gelince ödeyeceksin dediler. Borçlandırdılar seni. İkinci kez tekrar dükkanını kapat dediler. Şimdi kapatacaksın. Gelir sana bir gelir vermiyorlar. Ama futbol karşılaşmalarını ihaleyle alan bir Katar firması 500 milyon dolara ihaleyle alan bir Katar firması dedi ki ya dolar çok yükseldi Türk lirası eriyor. İhaleyle aldım doğru. Sözleşme yaptık doğru. Altına imza attık doğru. Ben para ödemeyeceğim. Futbol kulüplerine para ödemeyeceğim dedi. Yargı var. Mahkemeye gitseler kazanacaklar ki ödemek zorunda. Kimse korkudan mahkemeye de gidemiyor. Ne yaptılar? Bir kalemde 90 milyon dolar indirdiler. 500 milyon dolardan 90 milyon doları bir kalemde indirdiler. Bir kişi için, bir katar firması için 90 milyon doları indirdiler. Peki esnaf kardeşim, senin vergini indirdiler mi? Bu 90 milyon doları sana verselerdi çoluk çocuğunla rahat etmez miydin? 90 milyon doları verselerde yanında çalışan iki kişiye, üç kişiye, beş kişiye en azından asgari ücret kadar para verilemez miydin? Bir firmanın talebini 90 milyon indirdiler. Yetti mi? Yetmedi. 90 milyon dolarlık kıyak geçtiler bir firmaya. Ayrıca firma sahibi dedi ki ya bu dolar sürekli artıyor. Bunu Türk lirasına çevirme sabit değil. Erdoğan'a talimat veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne talimat veriyor. Böyle yapacaksınız diye. Bunlar hemen emredersiniz diyorlar. 5.80'e doları endeksliyorlar. 5.80. Dolar 7 lira ama onun için 5.80. Bunu da kabul ettiler. Bunu da Gençlik ve Spor Bakanı büyük bir başarıymış gibi Twitter hesabından yayınladı. Peki gelelim başka bir konuya. Katar firmasına bu kıyaya geçtiniz güzel. İmkanı sağladınız o da güzel. Kahveyi kapattınız o da güzel ama bu kahve maçları yayınlıyordu, Dişi Türk abo abonesiydi. Şimdi diyorlar ki kahve kapandı ama sen abone parasını ödeyeceksin. Ama nasıl ödeyeceğim diyor. Ödeyeceksin yoksa icraya giderim diyor. Bütün esnaf kardeşlerimin bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla esnaf kendisini yalnız hissediyor, sahipsiz hissediyor. Hiç kendini sahipsiz hissetme kardeşim. Umutsuzluğa da kapılma kardeşim. Bu devran değişecek. Esnaf Bakanlığı kurduğumuz zaman derdini anlatacak bir bakan, sorunu çözecek olan bir bakan bulacağız. Bunlar bunu yapamazlar. Bunlar bunu yapamazlar. Sadece esnaf mı? Hayır. Çiftçiler de aynı pozisyonda. Amasya Kızıl Kızıl Kızılca köyü çiftçileri traktörlere bindiler. Tarım Kredi Kooperatiflerini protesto ettiler. Çünkü traktörlerini icra memurları aldı. Kanuna aykırı olarak. Onlar da Tarım Tefeci Kooperatifi diye açıklama yaptılar. Doğru mu? Evet doğru. Soru şu, hükümet kime çalışıyor? Esnaf kardeşim, sana sormak isterim. 18 yıldır iktidarda olan bu hükümet kime çalışıyor? En çok kaynağı, en çok parayı kime veriyor? Fabrika kurana mı? Metroyu yapana mı? Çiftçiye mi, esnafa mı? Sanayiciye mi? Turizmciye mi? İstihdam yaratana mı? Hayır. En çok parayı tefecilere veriyor. Son rakamı açıklayayım sana kardeşim. Son 18 yılda tefecilere ödenen faiz 192 milyar 70 milyon dolar. 192 milyar dolarla tefecilere ödenen faizle yeni bir Türkiye inşa edebilirdik. Türkiye'nin her tarafını fabrikalarla donatabilirdik. Türkiye'de işsizlik diye bir olay kalmazdı. Üretimsizlik diye bir olay kalmazdı. Herkesin işi, herkesin aşı olurdu. Şimdi esnaf kardeşim sen soracaksın. Manav kardeşim sen soracaksın. 192 milyar doları Londra'daki bir avuç sefeciye verenlerden sen hiç hesap sormayacak mısın? Demeyecek misin kardeşim? Bu 192 milyar doları nasıl verdiniz ya? Eliniz titremedi mi? 192 milyar dolar. 18 yılda ödenen, dışarıya ödenen faiz. Dolayısıyla bunlar beceriksiz bir yönetimdir. Bakın doktorlar ölüyor. Bunların yüzünden. Sağlık çalışanlar ölüyor. Bunların yüzünden. Vatandaşlar ölüyor. Bunların yüzünden. Bir pandemi sürecini bile yönetemediler. Bir maskeyi ya. Maskeyi bile dağıtamadılar. Niçin? Her şey bir kişiye bağlı da ondan. O bir kişi kararı vermediği sürece doktorun kararı da bir işe yaramıyor. Esnafın kararı da bir işe yaramıyor. Sanayicinin kararı da bir işe yaramıyor. Bakanların kararı da bir işe yaramıyor. Devlet, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişi tarafından adeta esir alınmış durumda. Yaşadığımız tablo budur. Değerli arkadaşlarım, Katarlara kıyak bununla bitmiyor tabii. Şimdi yeni bir broşür hazırladık. Masalarınızda da var broşür. Türkiye'yi yönetemiyorlar diye. Herhalde bunu da örgütlerimiz dağıtırken büyük bir ihtimalle yine bir mahkeme kararıyla bu da toplatma kararı verilir. Toplatılır bu broşürümüzde. Ne var bu broşürümüzde? Katar Katar satılan Türk malları var. Fabrikalar var. Her şey var burada. Gayet sıradan, gayet basit yazdık biz bunları. Varlık fonunun yüzde onunu sattılar. Değerli arkadaşlarım, dünkü basın toplantısının büyük bir kısmını bir iki dakikayı pandemiye, ölen insanlara, esnafa falan hiçbir şey yok. Ama bize 25 dakika ayırdı. 25 dakika. Bu ne demektir? Biz onun korkulu rüyasıyız demektir. Biz onun korkulu rüyasıyız. Şöyle diyor. Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde seksen nokta altıdır. Bay Kemal bunu öğren. Bunu bil. Bu sana lazım. Yani bir yıl öncesiyle aynıdır. Vah vah vah. Ne kadar önemli bir bilgi verdi. Hayret edersiniz. Sanki kimse bilmiyor da sadece o biliyor. Onun dışında kimse bilmiyor. Bana devletin bir sırrını sanki verecekmiş. Ya zaten dünya alem biliyor bunu. Sadece sen değil. Belki sen yeni öğrendin. Yeni öğrenmiş. Birisi vermiş eline notu. Biz sadece şu kararını sattık diye. Ben sana soru soruyorum. Bu Türkiye Varlık Fonu neden Sayıştay'ın denetimine tabi değil? Bunun cevabı var mı? Bunun başkanı niye sensin? Niye sensin bunun başkanı? Bütün kamu bankaları burada. Telekom burada, maden şirketleri burada, tarım gıda, çaykur, kayseri şeker burada, teknoloji firmaları burada. Erdoğan bugün istese, bu kanuna göre Ziraat Bankası'nı bir Katar'daki bir bakkala bir dolara satabilir. Bu yetkisi var. Bir dolara veya beş dolara veya oğluna veya bir yakınla. Niçin? İhale kanununda dışında. İhale kanununa da tabi değil. Adana'dan sordum. Kaça sattın sen bunu? Bilmiyoruz ya. Varlık fonu açıklama yapmış. 200 milyon dolar. Neye göre 200 milyon dolar? Neye göre değerli arkadaşlarım? Çünkü Borsa İstanbul'un çok karlı bir şirket olduğunu herkes biliyor. Faaliyet karlı yüzde 52. Bu kadar karlı bir şirket yok. 200 milyon dolar. Bu şirketin, bu şirketin 15 veya 20 aylık karına geliyor. Kendisine İsa. Yani 15 20 koyduğu 200 milyon doları 15 veya 20 ayda geri alacak. Böyle ballı bir satış nerede olur? Böyle bir ballı satış. Şimdi ben soruyorum. Borsa İstanbul'un rakamlarını, Çıkıp millete anlatacaksınız. 2020 rakamlarında anlatacaksınız. Çare nedir? Gerçekten bu 200 milyon dolar mı yoksa 425 milyon dolar mı gerçek değeri? Niye 425 milyon dolar değil de 200 milyon dolar? Neye göre 200 milyon dolar? Bunun cevabını istiyorum. Erdoğan verir mi? Veremez. Veremez. Ama ben Borsa İstanbul'un yönetiminden istiyorum. 200 milyon doları neye göre buldunuz? Karlılığı nedir? Bakın değerli arkadaşlar. 2019 rakamını verdim. %52 karlık oranı var. 2020 yılında 600 binin üzerinde yeni yatırımcı geldi. 2020 karının çok daha yüksek olması lazım. Bizim, bu rakamları bilmemiz gerekiyor. Bu rakamları veriyorlar mı? Vermiyorlar. Vermiyorlar. Bir şey daha sorayım. Sayın Erdoğan'a. Cumhurbaşkanısın oturuyorsun orada. Katarlara bir kıyak geçiyorsun. 200 milyon dolara. 52 karlı olan bir şirketin, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu veriyorsun 200 milyon dolara. Fettah tam incenin o masada ne işi var? Ne işi var? Fettah tam ince kim diyecek belki bizi dinleyen vatandaşlar? Fettah tam ince 17-25 olaylarından sonra önce değil bir daha söyleyeyim 17-25 olaylarından sonra Pensilvanya'ya giden kişi 17-25 olaylarından sonra bankasya'ya ailesi para yatıran kişi o masada ne işi var harp okulu öğrenciler içeride bankasya'nın önünden geçenler içeride bankasya'ya para yatıranlar devletin en üst tepede protokol masasında ak partinin protokol masasında savunmasını kim yapıyor Erdoğan'ın avukatları bir daha sorayım Fettah Tamince'nin o masada ne işi var ne işi var o yoksa yurt dışından kara para getiren birisi mi onun getirdiği paralar dolayısıyla ona dokunmuyor musunuz Para için bunlar yapılır mı? Para için devletin itibarı sarsılır mı? Erdoğan buna cevap verir mi? Veremez. Veremez. Veremez değerli arkadaşlar. Yine söylüyor Erdoğan. Basın toplantısını yapıyor ya çıktı dışarıya. Lafa bakın. Pananın rengi, dini yoktur, para paradır. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. Tam bir sömürgeci kafası. Tam bir sömürgeci kafası. Para, rüşvetin aracıdır. Ha merak ediyorsan kimdir bu, nasıl oluyor? Büyükelçi tayin ettiğin iki kişiye soracaksın. Bir milyon dolarlık rüşveti nasıl aldı? Çikolata kurtularında rüşveti nasıl aldın? Paranın rengi yok. Dini yok. Para paradır. Ama devlet parayı rüşvet aracı olarak kullanamaz. Rüşvet aracı olarak kullananları da o devlet büyük elçi olarak atayamaz. Atayamaz. Para paradır ama para aynı zamanda bir sömürü aracıdır. Paranın rengi olmaz. Doğru. Dini de olmaz. Doğru. Para paradır. Doğru. Ama ne, ne yaptı o para sana? Londra'daki tefecilere el avuç açıyoruz. O parası olanlar ben faiz baronlarına karşı milli kurtuluş savaşını veriyorum diye yüksekten atıyordun. O parası olanların önünde diz çöktün diz. Benim ağrıma giden o. Para paradır doğru. Tarihi bilmiyor. Tarihi bilmiyor. O paranın egemen güçler tarafından nasıl kullanıldığını bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 83 milyon insanın Londra'daki bir avuç tefeciye nasıl hizmet eder hale getirildiğini bilmiyor. Biliyor da bilmemezlikten geliyor. Para her şey midir ya? Bir devletin onuru var. Bir devletin kimliği var. O devleti temsil eden kişinin bir onuru bir kimliği var. Para paradır ne demektir ya? Her şeyi veririm yeter ki para yaz. Anlayışa bakın Allah aşkına ya. Ve bunu çıkıp 83 milyonun önünde ifade ediyor. Bir Allah'ın kulu da çıkıp ya Sayın Cumhurbaşkanı bu yanlış bir ifadedir bunu kullanmayalım bu, bu her tarafa çekilir bir şeydir bu. Osmanlı nasıl battı biliyor musun? Sayın Erdoğan. Paranın rengi dini yoktur, para paradır diyen yöneticiler yüzünden battı. Ne yaptılar? Borç aldılar. Borç aldılar. Varlıkları sattılar, borç aldılar. Senin yaptığın gibi. Sonra ne oldu? O borç alanlar geldiler, bütün gelirleri el koydular. Duyun umumiyeyi kurdular. Sen ne yaptın? Yeni adıyla Borçlar İdaresi Genel Müdürlüğü'nü kurdu. Duyunu umumiye de öyle zaten. Genel Borçlar İdaresi. Aynı yolda. O para eğer bir ülkenin yöneticilerini ve çalışanlarını ve ekonomisini teslim alırsa işte o para emperyal paradır. Erdoğan bunları bilir mi? Bilmez efendim. Bilmez. Tarih bilmez. Allah'ın cahiline neyi anlatacaksınız Allah aşkına ya? Neyi anlatacaksınız? Değerli arkadaşlarım. Bağımsızlığı anlatmak isterim. Nedir bağımsızlık? Bir ülkenin bağımsızlığından ne anlıyoruz? Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenler ve onun önderi bağımsızlık konusunda iki temel ilkeyi getirmiştir. İki temel ilke. Bunlardan biri siyasidir, diğeri ekonomiktir, iktisadidir. Siyasi bağımsızlığın ölçüsü nedir? Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bayrağımın altında özgürce yaşarım. Hiçbir egemen güçün gölgesini bayrağımın üstünde görmek istemem. Vatanımın üstünde görmek istemem. Özgürlük ve bağımsızlık yani hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyor. Ama Mustafa Kemal ikinci bir şey daha söylüyor. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız diyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ekonomik bağımsızlığı açısından ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Ciddi bir sorunla karşıya, tarihin en büyük sorunuyla karşı karşıyadır. Bütün vatandaşlarımın dikkatle dinlemelerini isterim. Para babaları, Erdoğan'ın deyimiyle faiz var onları. Neyi istiyorlarsa alıyorlar. Neyi istiyorlarsa alıyorlar. Faiz şu kadar olacak deniyor. Emredersiniz diyorlar. Faiz o kadar. Dünyada Almanya eksi faizle borçlanıyor. Yunanistan binde dokuz. Bin lira için dokuz lira faiz veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzde altı. Dünyadaki en yüksek faiz. Onların dayattıkları faizi ödüyorsunuz. Ekonomik bağımsızlığımız risk altındadır. Her şeyi sattılar. Her şeyi. Dünyanın vergisini topladılar. Hangi fabrikayı yaptılar? Bu soruyu sormak isterim. Bütün vatandaşlarım. 83 milyon kardeşime şu soruyu sormak isterim. 18 yılda devlet hangi fabrikayı yaptı? Öyle ben bilmiyorum. Çünkü yok böyle bir şey. 18 yılda Türkiye Cumhuriyeti devleti devlet olarak hangi fabri fabrikayı yaptı? Hangi fabrikayı yaptı? Hadi öyle büyük fabrikalarda ise mi? Bir çimento fabrikası. Bir un um fabrikası. Hangi fabrikayı yaptı? Değerli vatandaşlarım, bir iktidarın başarısı, onun ekonomik başarısı, yarattığı istihdamla ölçülür. Bir daha söylüyorum. Bir iktidarın başarısı, Ekonomideki başarısı yarattığı istihdamla ölçülür. Yani yaptığınız yatırım, izlediğiniz ekonomik politikalar sonucu memlekette işsizlik yoksa o ekonomi politikası başarılıdır. İzlediğiniz ekonomik politikası işsizlik yaratıyorsa siz bir avuç tefeciye ekonomiyi teslim etmişsiniz demektir. 10 milyonun üstünde işsizimiz var. 10 milyon değerli arkadaşlarım. Yine ey bu CHP'nin başındaki zat. E güzel. Senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek. Edepsizce, alçakça hareket hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum. Bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Onları yaptıysan beni zaten affetmesine gerek yok. Ben bu işleri bırakırım. Ben bu işleri bırakırım. Bunu bir defa bilesin diyoruz. Değerli arkadaşlarım, size her hafta gelen raporlar var. Bütün arkadaşlarımıza göndeririz. O raporların kapağında silahlı kuvvetlerin genel kurmayın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyaset konusu yapılmaması isteği vardır. Cümle olarak yazarız biz bunu. Bu nereden geliyor miras bize? Devleti kuran Milli Kurtuluş Savaşı geleneğinden gelen Mustafa Kemal ve arkadaşlarından geliyor. Dönemin genel kurmay başkanı ben milletvekili olmak istiyorum dediği zaman Atatürk ona şunu söylemiştir. Ya genel kurmay başkanı olacaksın ya milletvekili ikisi beraber olmaz. Biz bu geleneği çok iyi biliyoruz. Ordu bizim ordumuzdur. Peygamber ocağıdır. Ordu aynı zamanda hiç kimse unutmasın Mustafa Kemal'in ordusudur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bu kişiye hatırlatmak isterim, sormak isterim. Sen başbakanken 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de, Irak'ta Süleymaniye'de biri binbaşı 11 askerin başına çuval geçirilip kelepçelenip götürüldüğü zaman ne yaptın? Ne yaptın sen? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki verdik. Nota ver dedik Amerika'ya. Kına dedik bunu. Verdiği cevap ne notası? Müzik notası mı? Ahlaka bakın. Ordu sever'e bakın. Bunu yapan adam orduyu sever mi? Bunu yapan adam vatan sever mi? Sen bize kalkacaksın. Ordu üzerinden dert vereceksin. Ya sen kim ordu ki? Sen kim ordu ki? Bizim ordumuzun kahraman askerleri Eksi 35 derecede 25 derecede Allah'ın sıcağında Terörle mücadele ederler Onları bu ülkenin Şerefsiz ayarız namusuz ayarız Ama sen kalktın onlara Kelle dedi Şehitlere kelle dedi Şimdi sen de bana ordudan Bahsedeceksin Sen kim ordu kim Yine çıkıp bir konuşmada şikayetler geliyor. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedi. Hiçbir asker yan gelip yatmadı. Onlar eksi 25-30 derecede terörle mücadele ettiler. Sen bu lafı ediyorsun. Çocuklarını niye askere göndermedin? Niye paralı askerlik yaptırdın? Madem orduyu seviyorsun, madem peygamber ocağı, e peygamber ocağında senin çocuğun da askerlik yapsın. Kalkmışsın bana orduyu anlatıyorsun. Sen kim, ordu kim? Sen kim, ordu kim? Ordu disiplini nedir onu dahi bilmesin. Ordu nedir onu dahi bilmesin. Orduyu da para gözüyle görürsün sen. Balyoz Ergenekon davaları oldu. Komutanlar hapse atıldı. En değerli, en kıymetli komutanlarımız. Kara, deniz, hava. Kimle yaptı bunu? FETÖ yaptı. FETÖ ile işbirliği yaptı. Şimdi sen kalkmışsın bana. Ey Kılıçdaroğlu, evet ne işte ey bu şu Bırak sen gevezeliği. Sen bırak gevezeliği. Sen FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan mısın değil misin? Bakın değerli arkadaşlar, bakın değerli arkadaşlar. Kumpas yaptığını ben söylemiyorum. İşbirliği yaptığını da ben söylemiyorum. Onlar söylüyorlar. Onların milletvekili söylüyor. Televizyona çıkıp söylüyor bunu. Biz biz de ittifak yaptık yani FETÖ ile biz de ittifak yaptık. Ben kendim bizzat birçok görüşmede oldum. Yani görüşmede bulundum demek istiyorum. Aynen aldım konuşmayı, aynen aldığım için. Ben de gidip bizzat görüşmelerde bulundum. Sunucu soruyor. Siz Amerika Birleşik Devletleri cemaat üçünüz ortak askeri vesayeti yıktınız Türkiye'de öyle mi? Yani orduya karşı kumpas kurdunuz ve sonuç aldınız mı öyle mi? Cevap veriyor. Evet böyle. Aynen böyle de okuyabilirsiniz. Kendi ordusuna, peygamber ocağına, bir terör örgütüyle işbirliği yapıp kumpas kuran dünyada bir başbakan var mı? Bana ordudan bahsediyor. Sen kim ordu kim ya? Sen orduya kumpas kuran bir başbakansın. Kendi ordusuna kumpas kuran bir başbakansın sen. Ayrıca daha da ileri gittim. O komutanların tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldular. O davaların savcılığını da bizzat kendisi üstlendi. Bana kalkmış ordudan bahsediyor. Emperyal güçlerin arzularını yerine getiren bir adam. Kendi ordusuna karşı emperyal güçlerin arzularını ve taleplerini eksiksiz yerine getiren bir adam bu ülkede çok üzülerek ifade edeyim başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Ağrıma giden budur. Değerli arkadaşlar. Yanında bir kişi daha var. Polisi Akar. Eski Genelkurmay Başkanı. Hemen o da Milli Savunma Bakanlığı olarak açıklamalar yaptı. Genelkurmay Başkanı ve Erine kadar onları ayırıyorum. Onlar bizim başımızın üstünde. Bunun altını özenle çizmek isterim. Ama siyasete girdiği andan itibaren artık bizim muhatabımızdır onlar. Şimdi ben ona ve Erdoğan'a ikisine beraber soruyorum. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu topraklar bizim topraklarımız. O topraklar bizim topraklarımız. Orada bizim bayrağımız dalgalanıyordu. Orada Süleyman Şah'ın türbesi vardı. Sen genel kurmay başkanıydın, Erdoğan başbakandı kendi toprağından, kendi vatanından, terör örgütünün isteği üzerine kendi bayrağını indiriyorsun utanmadan. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyorsun utanmadan. Toprağı terk ediyorsun utanmadan. Sen bana ordudan mı bahsediyorsun ya? O talimatı kim verdi? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde biriktir bakın. Kendi topraklarından Bütün dünyanın kabul ettiği kendi toprağından bayrağımı indiriyorum. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyorum. Sonra da çıkıyorum. Ey Kılıçdaroğlu işte ordu falan 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 bir sürü palavra. Ordu üzerinden bize saldıracak. Ordu üzerinden bize saldıramaz. O ordu Peygamber ocağıdır. Az önce de söyledim. O ordu Mustafa Kemal'in ordusudur. Başka kimsenin değil. Madem ordu konusunda bu kadar hassassın sevgili Doğan, Ordunun harimi hizmetini kozmik odayı terör örgütüne sen açtırmadın mı? Sen açtırmadın mı canım? Devletin bütün sırlarını, devletin bütün sırlarını terör örgütüne vermedin mi? Egemen güçlere tahsis etmedin mi? O sırların tamamı bugün egemen güçlerin elinde değil mi? Bunu yapana tarihte hain derler. Bugün de hain derler. Yarın da hain diyeceklerdir. Orduyu bu kadar seviyorsan Allah aşkına ya. Ya sen başbakanken ordunun genel kurmay başkanını, başka bir adam da değil. Genel kurmay başkanını terörist ya hapse attırmadın mı ya? Hiç kimse ziyaretine gitmedi. Ama bu kardeşiniz 30 Ağustos'ta tutuklu olan genel kurmay başkanını ziyarete gitti. Neden? Neden? Ordumuza duyduğumuz saygı dolayısıyla. Ordu bizim baş tacımızdır. Orduyu büyüten silah değildir. Silahlar değildir orduyu büyüten. Büyüten. Orduyu büyüten moral değerlerdir. Maneviyattır. Güçtür. Sen o moral değerlerin dibine dinamit koydun ya. Dinamit koydun. Kalkmışsın bana ordudan bahsediyorsun. Sen kim? Ordu kim? Öyle bir noktaya getirdi ki orduyu. En önemli kritik noktalara FETÖ'nün bütün mensuplarını yerleştirdi. Bazılarını kanun değiştirerek yaptı. Bazılarını kararnameyle yaptı. Değerli arkadaşlarım. Milli Güvenlik Kurulu toplantıda FETÖ'nün ne olduğuna dair askerler tarafından kendisine bilgi verildi. Kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanı dönemin bilgi verdiler. Ya bu örgüt, bu cemaat böyledir diye. Bilgim yoktur diyemezsin. Başka? Yine göz bebeğimiz bir kurum daha var. Milli İstihbarat Teşkilatı. Her Milli Güvenlik Kurulu toplantısına FETÖ ile ilgili rapor getirdi. Sen orduyu darmadağın ettin ya. Sen mi ordudan bahsediyorsun? Devlete bu kadar ihanet eden bir kişi hala kalkıp ordudan bahsedip bizi de suçlayacak. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Suriye'de 36 askerimiz şehit oldu mu? Şehit oldu. Kim vurdu? Rusya vurdu. Erdoğan ne yaptı? Kınadı mı? Hayır. Soluğu Katar Katar gittiler. Soluğu Moskova'da aldılar. Kremlin sarayında aldılar. Ne demek bu? Ben ettim sen etme. Hayatımda Türkiye Cumhuriyeti devletinin tepe yöneticilerinin bu kadar aşağılandığına tanık olmamıştı. Bu kadar aşağılandığına tanık olmamıştı. Putin aldı. Kapının önünde dakikalarca bekletti. Erdoğan ayakta duramadı yere sandalyeye oturdu. Ne oldu? 36 şey. askerimiz şehit oldu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bu ordu seven ne yapıyor? Putin'den aldılar dersi Katar Katar Türkiye'ye döndüler. Bana kalkmış orduyu anlatıyor. Sen kim ordu kim ya? Sen ordudan bahsedemez. Değerli arkadaşlarım. 15 Temmuz darbesi oldu. Askeri hastaneler kapatıldı. Niye kapatıldı? Dünyanın bütün ordularında askeri hastaneler var. Dünyanın bütün ordularında. Bizde yok. Niye kapalı? Neden kapalı? Erdoğan istemiyor diyor. Kalkmış bana ordudan bahsediyor. Vatanseverlikten bahsediyor. Vatanına ihanet edenler vatanseverlikten söz edemezler. <laughs> devletin harimi hizmetini terör örgütünü açanlar vatanseverlikten bahsedemezler. Ordunun, devletin en büyük sırlarına vakıf olan genelkurmay başkanlarını Terör örgütünün hisseyi üzerine tutuklatıp aylarca hapiste tutanlar vatanseverlikten söz edemezler. Tank palet fabrikası, dile getiren biziz, ısrarla üzerinde duran biziz. Vatandaşlarıma seslenmek isterim. Tank palet fabrikası, Sakarya'da. Değeri 20 milyar dolar. Bir daha söylüyorum, değeri 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük fabrikalarından birisi. Bir entegre tesis. Ordunun elinden alındı. Katar ordusuna verildi. Kaça verildi? 50 milyon dolar mı? 10 milyon dolar mı? 5 milyon dolar mı? 2 bin milyon dolar mı? 1 dolar mı? 1 sent mi? Sıfır. Hiç para alınmadı. Sıfır. Sıfırla tahsis edildi. Sıfır. Bir daha söyleyeyim. Kuruş olarak bir kuruş değil, sent olarak bir sent bile alınmış değil. Peki ne diye verildi? Katarlar buna bir uçak verdiler değil mi? O uçağın adı tank paletin rüşveti olarak tanımlanmak zorundadır tank paletin bedava Katar ordusuna verilmesinin karşılığı alınan uçaktır. Bunu gündeme getirdik. Defalarca gündeme getirdik. Ordunun tank palet fabrikasını vermeyin yabancı bir orduya dedik. Dünyada örneği yoktur dedik. Kendi ordusunun tank palet fabrikasını göz bebeği gibi baktı bir fabrikayı yabancı bir orduya neden teslim ediyorsun sen? Etem Sancak'la beraber. Efendim 50 milyon dolarlık yatırım yapacaklarmış. Gerekçe bu. Şu çareyi yaptım. Katar'la imzaladığın sözleşmeyi iptal et. Ben bir haftayı içinde 50 milyon doları bulup sana getireceğim kardeşim. Tank paleti tekrar ordumuza verelim. Bu teklifi yaptım. Bir değil, defalarca yaptım. Bir haftada. Bir haftada. Çünkü bir haftada bu ordunun şerefini ve onurunu koruyacak çok sayıda iş adamı var. 50 milyon dolar dediniz nedir Allah aşkına ya? üstelik getirmezsem siyaseti bırakacağım ve sen bana kızıyorsun e ver de ki hadi getir 50 milyon dolar getirmezsen getirmezsem e sen de kurtulacaksın benden yapmadı veremedi söyleyemedi değerli arkadaşlar dolayısıyla yaptığı iş kullandığı cümleler doğru değil doğru değil ordu Erdoğan'ın ordusu değildir. Ordu kimsenin ordusu değildir. Ordu üzerinden siyaset yapmak doğru değildir. Bakın değerli arkadaşlar. Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Yunan komutan Almanya, İtalya aradılar. Arama yapacağız diye Türkiye'ye bildiriyorlar. Arama yapacağız diye İzin verin diye bildiriyorlar. Dört saat geçiyor cevap yok. Dört saat geçiyor cevap yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden cevap yok. Çünkü kimse Erdoğan'a ulaşamıyor. Bunun üzerine Roma'daki büyükelçiliği arıyorlar. Biz dört saattir arıyoruz yani. Bir saatte oradan geçiyor. Beşinci saatin sonunda NATO'nun bir sessizlik yöntemi diye bir kuralı var yani cevap vermezseniz kabul ediyoruz anlamına geliyor. Bunlar da iniyorlar gemiyi, arıyorlar. Ne tepki geldi? Milletvekilimizin söyleminin çarpıtılarak kullanılması bu olayın kapatılmasına yöneliktir. Hani sen devaydın, devasa bir adamdın. Hani dünya lideriydin sen. Ya indiler Akdeniz'in ortasında. Uluslararası sularda Helikopterden indiler. Mürettebatı tutukladılar. Kelepçeleri diler. Aramayı yaptılar. Kapının önüne koydular. Senden tık yok tık 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 tık, tık yok dedi. <laughs> Ve özet. Bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı. Bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı. Bu mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor. Ve sonuç alınıyorsa o ülkede o Cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur. Milli güvenlik sorunudur. Bir daha söyleyeyim. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor, arayacağım mal varlığı diye, tehdit ediliyorsa, o tehdidin sonucu egemen güçler talebi karşılıyorlarsa, talebini karşılıyorsa, o cumhurbaşkanı o ülke için artık bir milli güvenlik sorunudur. İşin özeti budur değerli arkadaşlar. <laughs> Önümüzde bir takoz var. Takozun Türkiye'nin önünde bir takoz var. O takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu Türkiye'nin önünden çekip çıkarmak bu milletin şerefli bir görevi olacaktır. birleşimi kapatıyorum.